Sonra Erciyes'e 10 kilo sucuk, 10 kilo pastırmaya gittim. Mesela Kayserispor deplasmanlara uçakla giderdi. Biz otobüsle 15 saat. Kayserispor maç kazanır prim alırdı. Biz şey tatlısı alırdık. Yuvarlak tatlılar var ya. Tatlı yerdik. Galatasaray, ya benim Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Galatasaray'dı. Menajerin şeyindeyiz. Ofisinde oturuyoruz. Telefonda dedi ki, Gökhan dedi, al dedi, Aziz Yıldırım arıyor dedi. Efendim başkanım dedim. Oğlum dedi, sana dedi hesabına dedi şey yapayım dedi. Para yatırayım dedi. Bir sene sık dişini dedi. Bir sene sonra dedi buraya gel dedi. Şimdi Selçuk Şahin aldı şey kağıdını. Değiştirme kağıdını. Yazdı benim ismimi. Dedi Gökhan dedi hadi. Sen şaka yapıyorsun. Öyle girdim ben maça. Ha dağımı almadı Selçuk dağımı Şahin aldı seni oyuna. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konu Gökhan Ünal. Gökhan Ünal'la geçmişe gideceğiz. Anıları ve hikayeleri sizler için konuşacağız, sizlere taşıyacağız. Bildiğiniz üzere yakın zamanın en büyük golcülerinden de Gökhan Ünal. Hem Kayserispor, hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor, hem de milli takımda attığı sayısız gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Ama onun kalibresinde, onun yeteneklerinde, meziyetlerinde bir oyuncu bence çok daha büyük kulüplerde çok daha başarılı olmalıydı. Belki şanssızlık, belki yanlış seçim ve tercihler Gökhan Ünal'ın kariyerini bu şekilde sürmesine, devam etmesine sebep oldu. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, yolunda her şey. Siz nasılsınız? İyi, Allah'a şükür, her şey yolunda kardeşim. Kırmadın bizi, teşekkür ederim, sağ olasın, geldin. Şu anda neler yapıyorsun? Şu anda neler yapıyorum? Aktif futbol hayatımız bitti. Yani bundan yaklaşık bir 4-5 sene oldu bitireli. İşte hocalık kurslarını tamamladık. Sadece bir tane şeyimiz kaldı, işte alacağımız sertifika kaldı, o da pro lisans. Onun dışında hocalığa da başladım. İlk önce Kayserispor'da yardımcı antrenörlük olarak başladım. Sonra Keçiören, Sakarya, Altınordu'da direkt hoca olarak başladım. Kısa sürdü maceram. Yaşadığım sıkıntılar vardı. Ama 4 kulüpte çalıştım, bir tecrübe kazandım. Kazandım, aynen öyle. Yani benim için güzel tecrübe. Zaten yani hocalıkla futbolculuk arasında evet farklar var. Ama yani benim zaten geçmişten gelen bir 20-25 yıllık tecrübem zaten vardı. Bunu hoca futbolculukla hocalığı birbirine tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte hedeflerinde nerelerde göreceğiz Gökhan Ünal'ı? Valla ben kendi futbolculuk kariyerim gibi inşallah teknik direktörlük kariyerimin de güzel olmasını diliyorum kendimce. İyi olmasını. Ya planlarım, hedeflerim var. Ama bir anda hani şuralar buralar olsun diye bir hedefim yok. Yavaş yavaş çıkmak istiyorum. Çünkü hocalık cidden çok önemli, mesai harcanması gereken bir meslek. Devamlı düşündüren, devamlı düşünen. Onun için yani inceleyip sık dokuyorum. Dediğim gibi Altınordu benim için çok güzel bir yerdi, kulübü. Başkana da teşekkür ediyorum tekrardan, Mehmet Seyit Özkan'a. Ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Çok uzun süreli olmadı ama ilerleyen zamanlarda belki tekrar çalışmak kısmet olursa tekrar giderim. Ama onun dışında yeni sezon, zaten bu sezon artık daha takım çalıştıramıyoruz. Çünkü hocalar sezonda iki tane takım çalıştırabilir. Keşke kulüpler de en fazla iki tane hoca alabilse. Onun aslında yani onu ben gördüğüm, tanıdığım futbolla alakalı, futbolun içinde olan herkese söylüyorum. Yani kulüplere de bir şey getirilmeleri lazım. Çünkü hatta lafını kessin, bence sezon başı ve devre arası ve sezon sonu dışında hoca alamamalı. Yani sezon devam ederken hoca alamamalı bence kulüpler. Yani onu nasıl planlarlar bilmiyorum ama hani hoca, bir hoca iki tane takım çalıştırabiliyorsa yani kulüplerde hadi 3 olsun 4 olsun. Ama yani kulüp bir sezonda 10 hoca değiştiriyorsa zaten o zaman istikrar olmuyor. Tabii. Hani bir hafta geliyor çalışıyor, yenildin hadi gönder. 2 hafta geliyor çalışın hadi 7 gönder. Tamam kulüp hoca alıyor da çalışan adam bir sefer takım bulamıyor. Tabii. Yani bunun, buna bir şekilde bir çözüm yolu bulmaları lazım bence. %100. Futbol kariyerine nasıl başladın? Gökhan Ünal nasıl Gökhan Ünal oldu? Futbol kariyerime ben amatör kümede başladım. Yani bizim mahalle takımımız vardı. Orada yavaş yavaş. Nerede? Ankara'da. Kayaş Spor diye bir mahalle takımımız vardı. Orada başladım ben. Santrafor mu başladın? Santrafor. Hep Santrafor oynadım ben. Ama bir gün ilk önce Samet Hocam, tabii oralara geleceğim yine, o zaman anlatayım. Amatör takımla başladıktan sonra bu 19 Mayıs, Ankara 19 Mayıs stadının amatör kulüplerinin oynadığı maçlar vardı. Orada Petrol Ofisi'nin ile maç yaparken Petrol Ofisi'nin hocası beni çok beğeniyor. Petrol Ofisi'ni alıyor. Ondan sonra Petrol Ofisi'ne de ben Gençler Birliği'ne geçiyorum. Gençler Birliği'nin altyapısına. Bir sezon tam değil. Sezon bitmeden de A takıma çıkıyorum. Samet Hoca çıkarmış beni. 16, yani 17 yaşında yoktum açıkçası. 16 yaşında bana Samet Hoca ilk çıkardı. Samet Hoca'nın o meziyetleri var ama. Samet Hoca yani genç oynatma
anlamında benim en çok örnek aldığım hocalardan biri ki ben de oynatmayı çok seviyorum. Hatta Altınordu'da ilk maçını benimle yaşayan kardeşim vardı, Alperen diye stoper. Ki ilerleyen yıllarda kendinden söz ettireceğine inanıyorum. Ben de yetenekli genç oyuncunun yaşına bakmadan oynamasından yanayım. Şimdi mesela Arda Güler daha yeni yeni oynamaya başladı ki bence daha önce oynamaya başlamalıydı. Dediğim gibi Samet Hoca çıkardı beni. İlk golümü de o zaman attım. Erzurum'a atmıştım. O 16 zaman, yaşındayken. 16. İveşa değil. İveşa gibi bir kaleci vardı Erzurum'un kalecinde. Uzun boylu. 5-0 yenmiştik Erzurum'u o zaman biz. İlk golümü o zaman atmıştım Süper Lig'de. Vay vay vay, ne güzel. Yani sene 99, yani yanlış da hatırlayabiliyorum bilmiyorum ama 99, yani 98-99 sezonu olabilir. Müthiş. Yani. Sonra Gençler Birliği'nde? Sonra Gençler Birliği'nde Samet Hoca bir sene daha kaldı. Ben tabii devam ettim. Sonra Samet Hoca gittikten sonra tabii Gençler Birliği'nde bizi barındırmadılar. O zaman İvan Cavcav seni nasıl şey yapamadı? En büyük şey zaten pişmanlığı benim. Bunu bana söyledi de rahmetli İvan Cavcav. Söyledi mi? Kayseri'de bir maçta Kayseri Gençler Birliği maçında ben sakattım. Omzumdan sakatlanmıştım. Beni gördü. Hayatımdaki tek pişmanlığım sensin demişti bana. Çünkü onun şeyi şimdi seni de iyi okuturdu yalnız. Seni var ya bak daha fazla okuturdu. Beni o direkt yurt dışına satardı. Satardı %100. Çünkü ben zaten yurt dışına gitmek istiyordum çok. Olmadı ama İlhan Cavcav'ın elinde ben Gökhan Ünal olsaydım benim kariyerim de farklı olurdu. Doğru. Başka yani mecralara açılırdım ben. Öyleydi yani. İşte Gençler Birliği sonra bir Yozgat maceram var kiralık. Pardon daha 18-küçük yaşlarda Ankara Spor'a kiralık gittim geldim. Sonra Yozgat'a gittim geldim. Sonra Erciyes'e 10 kilo sucuk 10 kilo pastırmaya gittim. 10 kilo sucuk? 10 kilo sucuk 10 kilo pastırma. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Erciyes Spor'a transfer oldum. 10 kilo sucuk 10 kilo pastırmaya gittin. Ciddi evet. Mi söylüyorsun ya? Uğur Hoca almıştı beni. Uğur Tütüneker. Biz onunla Yozgat'ta çalışmıştık. Vay anasını ya. 10 kilo sucuk 10 kilo pastırma. Yozgat'ta çalışmıştık. Yani küçük bir para da verdiler mi bilmiyorum. Yani almış da olabilirler. Çok iyi ama. 10 kilo sucuk 10 kilo pastırma. İsmini tam hatırlayamıyorum. Yozgat'ta ben Uğur Hoca ile çalışmıştım ki Yozgat'ta ben çok verimli oynayamadım. Papan Mustafa'lar falan mı vardı? Yok, ligden düştükten sonra ligden biz şey zamanına denk geldik. Yozgat Süper Lig'de işte paraları dağıtılmış. Mark, dolar, euro koyarlarmış. Yok euro yok o zaman. Mark, dolar, TL. Ondan sonra işte hangisini seçerse futbolcu. Biz tam tersi döneme denk geldik. Bize para koymuyorlardı. Biz yani karnımızı zor doyuruyorduk. O dereceydi. Vay vay vay. Ama çok güzel bir ekibimiz var. Daha doğrusu şöyle o ekipte Gençler Birliği PAF takımı bütün oyuncuların 6-7 işte Emre Toramanlar, Sedat Ağçaylar, Hüseyin Yoğurtçular, Tahsin vardı bir tane orta sahamız ki bence çok yetenekliydi. Şanslı sakatlıklar geçirdi, ilerleyemedi. O grup komple Yozgat'a gitti. Yozgat Spor'a. İşte o seneyi bitirdik ben sakatlama. Beni sakat sakat Uğur Hoca Erciyes'e transfer ettirdi. Hatta onunla ilgili çok güzel bir anımız var. İşte ben sakatım. İdmanlar başladı ama idmanlara çıkamıyorum. Arka dönemde yırtık var. İşte başkan falan şey diyormuş. Bize demiş sakat futbolcu aldırdın falan bilmem ne. Böyle yapıyormuş. Uğur Hoca geldi yani oğlum dedi. Çık dedi bir oyna dedi. Bak dedi bana böyle böyle diyorlar dedi. Tamam hocam dedim. Biz de Kayseri U19 ile Erciyes U19 ile maç yapacağız. Hazırlık maçı. 5. dakika işte Allah da o zaman yüzümüze güldü. Sağ ayağımı dedim. Sol ayağı çıkıp bir vurdum. Çatala gitti top. Gol oldu. Ama ben sonra Uğur Hoca'ya böyle yaptım. Değiştir beni dedim. Ayağım ağrıyor. Sonra beni şeye gönderdi. İzmir'e tedaviye. Kulüp. 2 hafta orada kaldım ben. Daha lig başlamamıştı ama. 2 hafta orada kaldım. Toparlayıp geldim. İyi de duruma geldim. Bir geldim Uğur Hoca yok. Pardon. İlk haftayı kaçırdım. Doğru. Bir geldim Uğur Hoca yok. İlk maç. Dedim aradım hocam neredesin? Ben bıraktım dedim. Nasıl bıraktın hocam dedim. Dedi biz dedi başkanla biraz tartıştık dedi. Ben dedi bıraktım. Dedim sen yoksan dedim ben de yokum. İşte Ahmet Başkan da evet. Ahmet Başkan dedim ki Uğur Hoca yoksa dedim ben de yokum dedim ya. Sen dedi hiçbir yere gidemezsin dedi. Bu saatten sonra dedi. Dedim yok dedim Uğur Hoca yoksa. Yok dedi Gökhan gidemezsin. Bu takım dedi lige çıkacak dedi. Bu takım lige çıkmasındaki en büyük pay sahibi dedi sen olacaksın dedi. Öyle de oldu. 17 tane falan gol attım. Süper Lig'e çıktık tabii. Biz o zaman Kayseri Spor'da var. Erciyes Spor'da var. Ama Kayseri Spor daha çok desteklenendi. Biz şey takım üvey evlat attık. Evet. Mesela Kayseri Spor deplasmanlara uçakla giderdi. Biz otobüsle 15 saat. Kayseri Spor maç kazanır prim alırdı. Biz şey tatlısı alırdık. Yuvarlak tatlılar var ya. Tatlı yerdik. Ama bizim öyle bir arkadaşlık ortamımız vardı ki düşün o sene Manisa'nın hocası Mustafa Denizli yanlış hatırlamıyorsam Sakarya yok Rize var. Biz varız. Kayseri Spor'un hocası Oğuz Çetin.
Hani Kayserispor bayağı ciddi yatırım yaptı ama biz ikinci olarak Süper Lig'e çıkmıştık. Sonra isim değişti zaten. Sonra Kayserispor nasıl başladı? Erciyes'le şampiyon olduktan sonra Kayserispor'un ismi Erciyes'in ismi Kayserispor oldu çıkamayınca. Kayserispor olarak devam etti. Şimdiki takım da aslında yanlış hatırlamıyorsam Erciyesspor aslında ama Kayserispor olarak devam edince Erciyesspor zaten onlar da çıktı kümeye Süper Lig'e. Sonra düştüler, sonra silindi gitti zaten Erciyes. Silindi gitti. Sen öyle devam ettin. Öyle devam ettik biz. Vay vay. Sonra İsmi Özkara'yla sezona başladık işte. Seni hangi kulüpler istedi Gökhan? Sen çünkü çok önemli bir golcüydün. Toplam 99 gol atmışsın, yüzler kulübüne girememişsin. Giremedim. Ya böyle burnunla falan bir kafayla falan atsaydın. Bakıyorum. Şimdi bir Intertoto kupasını almışsınız, gol kralı olmuşsun. Bir Süper Lig'de gol kralı olmuşsun, bir Türkiye Kupası'nda gol kralı olmuşsun. İnanılmaz goller atmışsın. Ve her transfer döneminde böyle bütün gazetelerde 8 sütun manşetlerdeydin. İşte Gökhan Ünal Fenerbahçe'de, Gökhan Ünal Beşiktaş'ta, Gökhan Ünal Galatasaray'da, Gökhan Ünal Trabzonspor'da, orada burada Mehmet Topuz'la beraber. Yani o gazeteler, o dönem sizden çok ekmek kazandı. Abi bizim zaten posterlerimizi şeye astılar. Topuz'la benimkini, Mehmet Topuz'la. Kayserispor kalesine asmışlardı. Satmayacağız diye. Satmışız, hatırlıyorum. Ya beni o dönem, ben 6 ayda bir sözleşme imzalıyordum. Süleyman Başkan, şimdi başkanım, tabii başkan olduğu için öyle konuşayım. Süleyman Başkan, Hurma, 6 ayda bir beni arıyordu. Neredesin? Evdeyim Süleyman abi. Tabii o zaman kulüp menajeriydi, abi diyordum ben. Abi, evdeyim abi, benim yanıma gel. Niye abi? Gel sen gel. Gidiyordum, önünde sözleşme, at imzayı. Abi daha diyor yeni, 6 ay önce yaptık, yok sen diyor bir daha at diyordu. Ya o sezon başı... 6 şimdi... ayda bir yeniliyorsunuz. Tabii. Kaç senelik atıyorsun peki? Bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Ya bir sene çünkü her sene uzattığımıza göre bir sene atıyorduk. Çünkü biz boş mukavele imza atıyorduk. Zaten benim Kayserispor'da sıkıntı yaşamamın son zamanlarda oynarken bu yüzden oldu. Bunun öncesinde biz Süper Lig'e çıktığımızda o zaman Süleyman Urma yoktu. Ertuğrul Sağlam da yoktu. İşte Recep Mamur başkan olduktan sonra ikinci sezonun başında Süleyman Urma ile anlaştı. Biz kümede kaldık. Ben 10 tane gol atmıştım. 9-10 tane gol atmıştım. Hatta Hikmet Hoca gelmişti. İlk yarının bitmesine 3-4 hafta kala beni bir oynatıyor, bir oynatmıyor falan. Ondan sonra beni totem yaptı Hikmet Hoca. Bundan sonra seni dedi 60'ta dedi oyuna alacağım dedi. Ha, totem yapıyor. Totem yaptı. 60'ta oynadı. Bak ne 59 ne 61. 60'ta ayarlıyordu, oyuna giriyordum ben. Ama her girdiğim maçta da gol atıyordum. 1-0 yeniyorduk biz. Tabii 1-0 İlk 11'de oynatmıyor ama. Oynatıyordu, 30'da çıkartıyordu beni. Çıkartıyordu. Hatta Bülent abi kavga etti bir gün. Dedi 30 dakikada adam ne yapacak dedi. Niye çıkartıyorsun? Ya ben Galatasaray'a 2 tane gol atmış. 2-2 bitti maç. Ertesi hafta Malatya maçı oynuyoruz. 30'da beni oyundan çıkardı. Sebep? Yok. İşte Balili vardı o zaman. Balili'ye oynattı. İşte Bülent abi vardı bölükbaşı. Dedi ki ya dedi bir dedi şey dedi 20 dakikada 25 dakikada adam ne yapacak dedi. Niye dedi çıkartıyorsun? Çünkü Bülent abi benim oynamamı çok istiyordu. Ya biliyordu beni, tanıyordu. Çok istiyordu oynamamı. Sonra cevabı ne oluyordu peki? Cevap vermiyordu, bir şey demiyordu. Yani kendi kendine. Ben çok muhatap olmuyordum. Yani girmiyordum diyaloğa. Yani bir de gençiz daha. Ben o zaman işte 20 yaşında ya varım ya yokum o sene. Çok diyaloğa girmiyordum ben. Hatta bir gün Galatasaray maçı oynuyoruz. Beni oyuna attı gene. 60'ta oynattı. 0-0 gidiyor maç. 65 mi 70'te mi ben 1-0 öne geçirdim. Arka direkte vurdum, gol oldu. Sonra 2-1 Galatasaray öne geçti. O ara 2-1 iken tabii pardon ben oyuna girerken Bülent abiyi oyundan çıkarmışlar yanlışlıkla 60'ta. Ki Bülent abi de ben girdikten sonra daha çok isteyerek oynayan bir adamdı. Sonra ben oyuna girdim. O ara tabloya bakın Bülent abi, Hikmet Karman Bülent abi yok. Senin burada ne işin var dedi. Çıkardınız ya oyundan dedi. Kim çıkardı seni de oyundan dedi. Tabii Hikmet hocam da haberi yok. Bülent abi oyundan çıkardılar. Yanlışlıkla çıkardılar. Yanlışlıkla oyundan çıkardılar. Seni diyor kim çıkardı ya diyor. Ya siz diyor siz çıkardınız diyor. Allah Allah. Ondan sonra neyse ben tabii oyuna girdim falan. 2-1 mağlup duruma düştük. 1-0 yeniyorduk. 2-2 maç bitti işte. Tabii o ara herkes benden bahsediyor. Artık benim de aslında o maçtan sonra ismim çıktı. O şey ondan sonra zaten teklifler gelmeye başladı. Çünkü ben Beşiktaş'a da attım o sene. İnönü'de 3-2 yenildik. Sonradan mı girmiştim? İlk 11 mi oynamıştım? Onu tam hatırlamıyorum. 3-2 yenildik. Kaç gol attın toplam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a? Vallahi kaç gol bilmiyorum ama en çok Galatasaray attım diye tahmin ediyorum. Galatasaray, Fener, Trabzon diye biliyorum. Ya da Trabzon Fener'de olabilir. Beşiktaş'a da Kayseri'de attığın golü hatırlıyorum. Beşiktaş'a da 2-3 tane. Yani hepsine ortalama bir 3-4'er golüm var. Var değil mi? Var. Sonra
Sonra nerede kalmıştık? Hikmet Hoca. Ha, Hikmet Hoca işte bir gün antrenmandayız. Tabii beni oynatıyor. Benim de artık modum düştü. Antrenmandayız. Senden dedi çok iyi stoper olur dedi. Sen şaka yapıyorsun. Bana böyle bak, daha gencim ya bir de. Böyle yaptım. Ne dedim hocam dedim. Senden dedi çok iyi stoper olur. Seni de stoper oynatacağım dedi. Dedim hocam saçmalama dedim. Ne stoperi dedim ya. Ben dedim stoper falan oynamam. Tabii bana onu söylüyor. Benim mod iyice düştü. Peki ciddi mi? Ciddi ciddi söylüyor. Stoper yapmak istiyor sana. Stoper yapacak beni. Ya ben hızlıyım, çabuğum, ayaklarım da olmaz ya. Stoper yapmayayım. Bana böyle yaptı. Elini gösteriyor böyle yaptı. Ruh ve beden halini hiç beğenmiyorum diyor, tamam mı? Bana. Ya söylemişler stoper yapacağım. Ben de böyle yaptım. Tamam hocam düzeltiriz dedim. Ya. Samet Hoca mesela ilk oynattığında sağ açık denedi beni. Kanat oyuncusu olarak şey yaptı. Baktı gidiyorum gelemiyorum. Sen ne de forvete geri geçtin. Forvete geri geçtin. Tekrar forvete geçtim ama ciddi mesela Samet Hoca ilk çıkardığında 16. Yani belki belli bir şey olduktan sonra kanat oyuncusu olabilir. Çünkü zaten ben kendimi kanada atıp oynamayı severdim. Ondan sonra ama Hikmet Hoca'nın ciddi seni stoper yapmak lazım. Senden iyi stoper olur demesi beni şaşırtmıştı. Muazzam. Bu arada 4-2-3-1'in sol tarafında da oynarsın sen. Oynarım. Oynarsın. Şu an yeni sistemde daha rahat oynarsın. Ayrıca bu kadar kazmaların olduğu zamanda sen şu anda biz, 50 milyon euro falan senin biliyorsun. Yanlış zamanda oynamışız. Tabii yanlış zaman. Tabii o zamanlar Türkiye'deki santaforlarına falan bak inanılmaz. Yani Kejmanlar, Guizolar, Anelkalar, Karevler onlar bunlar ya. Türk santoforu da çok. Tabii. Şimdi şuradan baz alıyorum. Benim oynadığım dönemde her takımda bir Türk santrafor vardı. Ya Cenk Tişler 3 büyük takıma transfer yapamadı ya. Düşün yani Cenk Tişler. Ya milli takım şu an santrafor bulamıyor. Santrafor bulamıyor. Ya yok bir işte şey var. Cenk var. Allah'tan Cenk var. Hani Enes ki Enes bence hala içindeki potansiyeli ya çıkartamadı ya da bu yani. Süleyman Urma'dan bahsediyordun. Hikmet Karaman'a gittik. Süleyman Urma sürekli imza atıyordun. Heh. Süleyman abi işte devamlı ben o sene sezon başı başladık işte Süleyman abi geldi sportif direktör olarak. Şimdi bana bir para söyledi. Dedim ama ben dedim bu parayı oynamam. Yani komik bir rakam söyledi. Yok dedi bunu oynayacaksın dedi. Sen dedi oyna dedi gerisini düşünme dedi. İyi tamam ya Süper Lig abi başka bir yere gitmek ister misin? Bir de hani idol olarak gördüğün santrafor oynamış bir adam gelmiş Ertuğrul Sağlam yani golcü santrafor. İyi tamam dedik. Abi imzayı attım ben işte 2 senelik yeniledik ilk daha. O zaman daha gol kuralı falan yaşamadım. Abi ben bir başladım gol atmaya. İlk yarı 13 tane attım zaten. Devre arası önüme yine sözleşme geldi. İlk sözleşme işte uzatma. Bir sene daha uzatıyoruz işte. İşte atıyorum 4'e oynuyorsak para 8 oldu. 6 sezon bitiyor. Tatile gideceğim gitmeden önce bir sözleşme daha yapıyoruz. 8 oynuyorsak 8-12 oldu. Ondan sonra tatilden geliyorum yeni sözleşme yapıyorum. 12 şey yok. Yani 6 ayda bir sözleşme yeniliyoruz biz. Ama tabii kulübede sürekli ama diğer kulüplerden teklifler yağıyor. Bunu yapmasının sebebi çünkü o kümede kaldığımız sene zaten beni Galatasaray çok istemişti. Beşiktaş da Galatasaray'da hani istemişti. Ama tabii bonservis bedelleri düşüktü. Yani çünkü gençtim. Gol kralı olduktan sonra o senenin sonunda artık teklifler çoğalmaya başladı. Şimdi bize topuzla ikimize para veriyordu. Bunun dönüşü vardı. Çünkü bonservis olarak. Tabii. Şimdi, takımda zaten en çok para oynayan bizdik Kayseri Spor'da. Ha şöyle bir şey var. Hani o paraları biz aldık mı almadık mı? Tabii çünkü yazmıyordu sözleşmemizde o zamanlar. Nasıl paraları aldınız almadınız? Yani bize devamlı para yatıyordu. Ama o parayı tamamlıyor muyduk, tamamlamıyorduk bilmiyorduk biz. Mesela atıyorum 3 milyona mı oynuyorsun? 3 milyonu aldın mı almadın mı bilmiyorsun. Çünkü devamlı bir para yatıyor sana. 3 yatıyor, 5 yatıyor. Tamam, hesaplıyorsun ama o tutmuyor. 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 Sen şaka yapıyorsun. Yok ciddiyim. Çünkü sözleşmende... Hayır şimdi 3 milyon euro yazıyor. Senin hesabına para yatıyor ama 3 milyon euro yatmıyor. Yattı mı yatmadı mı bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Muhasebeci yok mu? Hesaplamıyor mu? Ya da görmüyor musun hesapta? Ya çünkü çok şey bir yatıyor 600 yatıyor. Bir yatıyor 500 yatıyor. Bir yatıyor bir bakmışsın hiç yatmıyor. Yani biz mesela şöyle de yapıyorduk. Allah var. Yani benim Kayseri Spor'da oynadığım zaman ben hiç şey sıkıntısı yaşamam. Çünkü Süleyman abiyle bile bir şey olduğunda abi benim işte hani şeylerim var. Paralarım değil mi? Bana hemen para veriyorlardı. Öyle sıkıntı. Biz bunu hiç sorun etmedik çünkü kendi aramızda. Kendi aramızda hiç sorun etmedik. Ondan sonra işte Ertuğrul Hoca gol kralı işte UEFA'ya gittik falan bilmem ne. Bir sefer Türkiye'dekilerden ziyade yurt dışı teklifleri başladı bize. Nerelerden teklif geldi? Az abi, önce sohbet ederken ben notları aldım. Atletico Madrid. İspanya'da oynamayı çok istiyordum ki oyun stilime çok uygun diye. Atletico Madrid. O sene İspanya'dan çok teklif vardı da takımları unuttum ben. Paris istedi, Monaco istedi. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Monaco ki Song bile devreye girdi. Çünkü Trabzonspor'da oynarken de istediler beni.
Hatta Song yanıma geldi dedi ki Okan dedi böyle böyle Paris'le Monaco senin için beni aradı. İkisinde de oynadı ya Song. Ondan sonra seni aradı. İşte beni aradılar. İşte ne düşünür gelir mi gelir mi? Dedim ki hemen giderim dedim. Yani yurt dışı sonuçta. Ama olmadı. Şartlar gene gelişmedi. Kulüpler vermedi. Kulüpler vermedi. Fazla bonservis istediler. O zamanki mesela şimdiki futbolcular kendileri seçebiliyorlar. Ben evet. buraya gideceğim diyebiliyor. Ama bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Beni hep onlar verdi bir yere. Evet. Yani ben seçemedim. Ben mesela şeyde kamptayız Kocaeli'nde, Kartepe'de. Menajerim aradı beni. Gökhan dedi. Fransa'dan Lens kulübü dedi. 6 milyon euro ile geliyor dedi. Bond çantayla. Helikoptere binip geleceklermiş. Ondan sonra tamam abi dedim. Hani olursa dedim gideriz. Abi o zaman rahmetli başkanımız Recep Mamur dedi gelmesin kimse dedi. Ben dedi Gökhan'ı satmıyorum dedi. 6 milyon euro daha ne olacak? Daha ne olacak yani? 6 milyon euro. Vermedi. O sene Rubin Kazan. Rusya'dan Rubin Kazan istiyor beni. CSKA ile Rubin. Ama Rubin çok istekli. Rubin Kazan. Hatta kaç kere aradılar. Beni aradılar. Aileme ulaştılar. Ailemi aradılar. Tabii. Ondan sonra 7,5 milyon euro teklif verdiler. 7,5 milyon euro ki menajerime şey dedim. Gökhan'ı getir. Açıktan sana da para verelim işte. Ondan sonra Süleyman abiye demişler. Hani ikna edin çocuğu alalım. Falan. Ben ilk önce teklifi kabul ettim. Sonra dedim ki Gökhan dedim. Hani dedim tamam Rusya Rubin Kazan ama 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağım. Büyük para mı teklif ettiler sana? Bana büyük para teklif ettiler. Kayseri Spor'dan aldığın ne kadar fazlası? 3 katı. 3 katı fazla. 3 katı. Kayseri'de TL oynuyordum. Orada 3 katı fazla bir de Euro'ydu. Euro. Euro'ydu yani. Adamlar ben ne istesem kabul ediyordu. Adamlar o kadar istekliydi ki. En büyük pişmanlığım aslında ya. İstenilen yere gideceksin. Gideceksin. Ben orada hata yaptım. Belli sen 15 maçta kötü oynasan da seni banka oynatacak hiçbir şey. Adamlar heyet olarak bir gün maça geldiler. İşte hocası, başkanı, sportif direktörü 6-7 kişi geldiler. Ankara'da Çukurambar'da oturduk hatta hiç unutmam. Ondan sonra maçtan sonra çünkü muhabbet şey yaptı. Maçı da 3-0 yendik. Ben 1. dakika gol attım. Adamlar zaten benim almaya işi o maçtan sonra direkt hani alıp gidecekler. Konuştuk ettik falan bilmem ne. İşte nasıl olacak falan. Orada Batur abi de var işte menajer Batur abi dedi ki tamam yani şartları konuştuk falan anlaştık. Batur abi dedim ben dedim gitmeyeceğim. Niye dedi? Abi dedim 2008 Avrupa Şampiyonası var dedim. Ben dedim orada bir iki tane gol atarım dedim. Yurt dışında istediğim takıma giderim dedim. Yani 6 geliyorsa 7 gelir, 7 geliyorsa 8 gelir dedim. Onu dedim düşünelim dedim. Yani Rusya dedim çünkü gidersem dedim Rusya'da hani belki milli takıma gelemeyeceğim. Belki yani orada gözden uzak olacağım çünkü dedim. Ondan sonra iyi dedi sen bilirsin dedi. Ama pişman oldun. Oldum. En büyük pişmanlığım. İçimdeki en büyük pişmanlığım o. Paris Saint-Germain, Monaco, Lens, Atletico Madrid, İspanya'dan farklı takımlar, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Tottenham Hotspur, Manchester City, hepsi istedi. Rubin Kazan, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray. Bu kadar mıydı? Yazılı tekliflerin hepsi böyleydi. Gösterdiler bana. Bu kadar yazılı toplam teklifler. Toplam kaç tane mesela? 20-25 kulübün yazılı teklifi kulüp. Vardı. Vay vay vay. 25 kulüp ha. İnanılmaz. Yazılı teklifi vardı. Dediğim gibi işte en ciddisi yani en ciddisi şöyle derken parasal anlamda en yükseği Rubin kazandı. Seni bir de Galatasaray mı kaçırdı? Galatasaray ya benim Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Galatasaray'dı. Ben neden? Açık açık söylüyorum. Çünkü Türk futbolcusu olarak o dönemler yani bizim dönemimizde sadece Galatasaray'da en fazla Türkler oynuyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin yabancı santrafora yabancı olacak. Yani Türk'ü kolay şimdi Semih kendini kabul ettirdi ama Semih altyapıdan geldiği için zaten ona bir sevgi vardı. Bir de sonradan girdi. Hani Semih'in ilk 11 oynamak gibi çok fazla derdi. Çünkü sonradan girdiğinde gol attığında o şeydi. Ama Galatasaray'da hani Ümit Karanlar olsun falan. Hatta Ümit abi bana hep şey derdi. Oğlum hadi gel hani seni bekliyoruz falan. Çünkü ya ben anlaştım Galatasaray'la. Ya düşün santrafor. Belki gideceksin Ümit Karan'ı keseceksin. Ona rağmen Ümit Karan tabii. Seni arıyor ve çağırıyor. Ümit Karan da adamdır bu arada. Ümit abiyi çok seviyorum. Ümit abi benim şeyde Gençler Birliği'nden takım arkadaşımdı. Ben tamam. Ufaktım o zaman. Tabii Ümit abi o ara Gençler Birliği'nde oynuyordu. Ümit abiyi severim. Yani o bana şey diyordu. Gel oğlum diyordu işte bak diyor burada diyor aile ortamı falan. Ben işte Adnan Polat beni çağırdığında Batur abiyle beni çağırdı. Yani gelin bir konuşalım diye. Gittik konuştuk. Parada anlaştık. Her şeyde anlaştık. İmzaları attık. Sözleşmeyi imza ama tabii sözleşmeyi kasada bir şey yapalım. Kasada duruyor. Kimse bilmiyor. Ben biliyorum. Menajerim biliyor. Şey biliyor. Adnan Polat biliyor. Sonra Süleyman abi gün dedi ki sen dedi Galatasaray'la mı anlaştın dedi. Dedim yok öyle bir şey. Doğru söyle bana dedi. Bak haberi geldi. Dedim abi yok ben dedim anlaşmadım dedim. Tabii orada mecbur hani çünkü şeyi var. Tabii. Cezai yaptırımı var. Ondan sonra, ama bir şekilde kim nasıl öğrendiyse öğrendi. Vermedi. Galatasaray Çar Kulübü'ne vereceğim seni dedi başkan.
Recep Mamur. Vermedi. Galatasaray'a vermedi beni. Vermedi. Sonra 6.25 milyona 6.250 aynen. 6 milyon 250 bin euroya. Trabzon'a gittim. Trabzon'a gittim. Peki o dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istediler. İşte o paraları vermediler mi? Yani şöyle Galatasaray zaten Galatasaray alamıyordu. Başkan dedi ki ben de size vermeyeceğim dedi. Ha vermeyeceğim dedi. İmza attılar için. Vermeyeceğim dedi. Sonra Beşiktaş istedi ama teklif yeterli gelmedi ona. Trabzonspor teklifi verdi. Trabzonspor'la anlaşırken de Az Yıldırım aradı beni. Menajerin şeyindeyiz. Ofisinde oturuyoruz. Telefonda dedi ki Gökhan dedi al dedi Az Yıldırım arıyor dedi. İşte efendim başkanım dedim. Oğlum dedi sana dedi hesabına dedi şey yapayım dedi para yatırayım dedi. Bir sene sık dişini dedi. Bir sene sonra dedi buraya gel dedi. Dedim başkanım dedim ben dedim söz verdim dedim. Ben dedim söz verdikten sonra dedim bir daha dedim hani dedim o sözümü çiğneyemem dedim. Ben dedim Trabzon'la anlaştım. Teşekkür ederim dedim. Kapattım telefonu. Trabzon'a gittim. Vay. Az yıllara bak. Hesaba parayı yatayım. Bir sene sık dişine. O da sözleşmen çok bitsin dedi. Bedava gel. Aynen. Ya Az Yıldırım var ya. Şey diyordu. Büyük başkan yalnız ha. Ya, benim çalıştığım başkanların içinde ilk sıraya yazarım. Ciddi anlamda çalıştığım başkanların içinde ilk sıraya yazarım. Büyük başkan mı? Çok büyük başkandı. Ki Fenerbahçe'de uzun süre bir onun döneminde de şampiyonluk olmadı. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe bu duruma düşmedi. Yani bu derece duruma düşmedi. Çünkü Fenerbahçe'de onlar rekorlar kırıldı yine. Devam eden bir rekorlar vardı işte. Yenilmezlik rekorları oraya. Ama hiçbir zaman ben Fenerbahçe'nin bu duruma... Çünkü Fenerbahçe büyük bir camiyet. Belki de Türkiye'nin en büyük camiyeti. Bunu Fener'in de oynayan, Galatasaray'ın da oynayan, Beşiktaş'ın da oynayan arkadaşlarım da öyle. Yani üçünde bir anda oynayan. İşte yani Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Fenerbahçe en yukarıda. Az Yıldırım böyle yapardı. Bırakın şampiyon olsunlar derdi ya. En fazla bir hafta sürer derdi. Siz dedi şampiyon olun. Bak bir ay manşetlerden iniyor mu o şampiyonluk derdi. Harbi de öyleydi yani. Fenerbahçe bambaşka bir camiye. Peki Fenerbahçe'de Gökhan Ünal neden olmadı? Ya Fenerbahçe'de Gökhan Ünal niye olmadı? Kaç gol attın Fenerbahçe'de? Çok atmadım ya. 2 ya 3 gol attım. Ya. Çünkü zaten çok süre bulamadım. Ya süre bulsaydım ben Fener'de başka seviyelere gelirim. Aslında bulacağım dönemde oynatılmadım. Öyle diyeyim. Peki bir santraforun, bir yerli santraforun Fenerbahçe'de oynaması ya da oynatılması için ne lazım? Bu dönemde oynarsın. Bu dönemde oynarsın. Yani ben bu dönemde Fenerbahçe'nin santraforu bu dönemde oynarım. Ama benden önce benim oynadığım dönemde işte Guizalar yüksek 14 milyon euroya gelmiş. Niang geldi. Ondan sonra Sol, önce Anelka, Kezman vesaire. Ya baktığınızda hep Avrupa'yı forvetler var. İşte Anelka'sı, Kezman'ı, Guiza'sı, İspanya gol kralı olmuş gelmiş buraya. Şimdi benim dönemimde bir sene sonra Semih, Guiza'yı zaten Aykut Hoca istemiyordu. Guiza gitti, Semih'le ben kaldık. Sonra lig başlarken bir hafta sonra da başladı. Bir hafta sonra Niang geldi. O dönem ben iki maç oynadım. Tabii ilk gittiğim dönemde de daha çok fazla oynatmıyordu işte hani birbirlerini tanıyan futbolcular oynatmayı tercih ediyordu. Ertesi sene Aykut Hoca ile konuştuğumuzda Gökhan dedi değişecek dedi bu sene her şey dedi. Yani dedi sportif direktördü çünkü hoca oldu sonra. Dedi bir şeyler değişecek dedi merak etme dedi tamam. Hatta biz oynamaya başladık. Değişecek dediği zaman ne zaman? Yeni sezon. Değişecek dediği zaman daha Dağım hocayken. Dağım hocayken. Ya ya yiyormuş yani Dağım. Ya çok iyi ya. O zaman sportif direktör. Sportif direktör. Ben çok şey diyecek. Orada şey, Dağım'ın altına şey, ocağı açmışlar. Ali Yıldırım'ın evindeyiz. 5-6 futbolcu şeye gittik. Yemeğe gittik işte. O zaman kötü gidiyoruz. İşte büyük kaptan işte şey kaptanlar. Volkan Demirer, Emre Belözoğlu. Ben. Selçuk. Şahin, Gökhan Gönül, Bekir vardı herhalde yanlış. Bir 6-7 futbolcu Ali Yıldırım'ın evine gittik. Aykut Hoca da sportif direktör. Oturuyoruz işte. Aykut Hoca beni ısrarla ki Aykut Hoca'yı çok severim ben. Hala da çok severim. Aykut Hoca'yla oturuyoruz böyle. Hocam dedim ya dedim. Seneye dedim böyle mi olacak dedim. Hani bir oynuyorum bir oynamıyorum falan bilmem ne. Oğlum dedi seneye dedi değişecek dedi her şey dedi. Ha bunu o hoca olarak mı düşündü kendini söyledi yoksa başka hoca gelir işte değişir mi dedi. Onu bilmiyorum tabii. Orası ayrı bir konu. Ama dedi seneye her şey değişecek dedi. Tamam hocam dedim. Lig bitti. İşte şampiyon da olamadık. Şey Bursa Spor şampiyon oldu. Yine sezon başladı. İlk başta gene ben tercih değilim tabii. Ama ben çalışıyorum. Formayı kaptım. Ondan sonra işte Semih'le ikimiz var. İki tane santrafor var. Guiza idmanlara çıkamıyor. Topuğundan sıkıntılı.
zaten gidecek. Kampa gittik yurt dışına. Galatasaray bir Danone kupası ne maçı oynadık hatta. Schalke'nin stadında. Maç bitti. Aykut Hoca böyle yaptı. Gökhan dedi böyle oynarsa dedi. Ben dedi santrafor falan istemiyorum dedi. Aziz Yıldırım'a da söylemiş aynısını. Dedim ne güzel. İsmail Hoca söyle bana İsmail Kartal. Oğlum dedi böyle devam et. Bak hoca senden çok memnun falan diyor. Tamam hocam dedim ben dedim. Ben çalışırım. Elimden geleni yaparım. İki Young Boys maçı oynadık. İlk maçta iki tane attırdım. İkinci maçta da 1-0 yenildik yani. Olmadı. Abi lige başlayacağız. Aykut Hoca böyle yaptı. Seninle başlamayı düşünmüyorum dedi. Bunu bana direkt söylemedi. İlk önce menajerime söylemiş. Gökhan'la başlamayı düşünmüyorum diye. Sonra bir daha da başlamadı zaten. Başlamadı. 17 maç 17 dakika falan oynamışımdır. 17 dakika oynamışsındır. Ki ha. Seni transfer ettiren de Aykut Hoca mı Fenerbahçe? Aynen öyle. Hatta şey mi demişti? Bir cümlesi mi var? Türkiye'nin Drogba'sı mı? Türkiye'nin Drogba'sını aldım diyor. Ben de onu Dağım'dan öğrendim. Hani bilmiyorum. Belki Dağım. Ha Dağım mı dedi? Dağım demiş onu. Açıklama yap. Dağım onu ne şeyle dedi bilmiyorum. Hani gerçi Dağım öyle benzetmesi de güzel bir şey Drogba'ya benzetmesi ama. Gerçi ona Aykut Kocaman benzetmiş. Türkiye'nin Drogba'sını alacağım sana demiş. Türkiye'nin Drogba'sını aldı oynatmadı. Oynatmadı. Bu arada sana bakınca Kerim Benzema'yı falan görüyorum biliyor musun? Çok benziyorsun. O bana benziyor. Ben ondan büyüğüm. Sen daha büyüksün. Ben büyüğüm ondan. Evet o sana benziyor. İnanılmaz bir benzerlik var yalnız. Var. Benzetiyorlar mı dışarıda? Benzetiyorlar, yazıyorlar çok. Yazıyorlar değil mi? Türk Benzema diye. Türk Benzema. Ama sen de çok büyük koyucuydun be. Sen de büyük koyucuydun. Aziz Yıldırım bir toplantı hikayesi. Ya dediğim gibi Aziz Yıldırım benim için çok değerliydi. Yani Aziz Yıldırım benim mesela Fener'den gitmemi hiç istemedi. Hiç. Ben mesela ayrılırken oğlum dedi hani manyak mısın dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Otur dedi. İdmanını yap dedi. Al paranı dedi. Oynatırsa oynat. Oynatma. Ne yapacaksın dedi gidip dedi. Burada dedi kal dedi ya. Dedim başkan dedim. Ben dedim oynamadan yapamıyorum dedim. Hani evet dursam paramı da alacağım ama ben dedim oynamak istiyorum falan bilmem ne. Beni hiç mallık vermedi. Hep kiralık gönderdi. Belki hani ümitli tekrar geldi. Ki aslında Başakşehir'e gittim. Lig bitmeden Kayserispor'la anlaştım. Bak orada da enteresan bir hikaye söyleyeyim sana. Başakşehir'e kiralık gittim ben. Sonra biz Beşiktaş'la şey maçı oynadık. Kupa maçı, Türkiye Kupası. Hatta golü ben attım. Evet. Ondan sonra maçtan sonra Süleyman abiyle Şota beni aradı. Dedi Gökhan dedi bir görüşelim seninle dedi. Tamam olur abi İstanbul'a geldiler. İstinye Park'ta oturduk. İşte seneye takım kuracağız. İşte takımın kaptanı sen olacaksın. İşte şimdiden anlaşalım. Sözleşme yapmadık da anlaşalım. Fener'le şeyi ben konuşurum hallederim dedi Süleyman abi. Dedim iyi abi tamam olsun. Tabii Fener'de de oynatmıyor. Aykut Hoca devam ediyor. Oynamayacağımı da biliyorum çünkü Aykut Hoca varken. Abi ben Kayserispor'a imza attım. Bir hafta sonra bu şike olayları patladı ya. Takımda kimse kalmadı. Fenerbahçe'de. Allah. Takım Bienvenue'ye kaldı. Semih var, Bienvenue var. Yani dönsen oynayacaksın. Dönsem oynayacağım. Ya bir hafta ya bir hafta. Senin var ya seçimlerde muazzammış yalnız ha. Ya bir hafta belki ben Fenerbahçe'de o sene bambaşka bir seviyeye geleceğim. Tabii bambaşka bir seviyeye geleceksin. Bir hafta ya. Aziz Yıldırım toplantı. Abi, Fener'e gittim ilk sene. Devre arası 2010 senesi. 2009 senesi. Tabii 2009'un sezon sonu 2009-2010. Biz lige iyi başladık ikinci yarıya gene. Antalya'yı yendi. Tam takımları hatırlamıyorum. Yani çok uzun zaman olduğu için. Sonra bir ara bocaladık biz. Çünkü lideriz. Puan farkı da var. Maç kazanamıyoruz. 2-3 maç kazanamadık. Dediler ki toplantı var. Dedim ne toplantısı? Aziz Yıldırım gelecek. İyi dedim yani. Ne olacak? Gelsin. Topuz böyle yaptı. Sana dedi dokunmaz dedi. Rahat ol dedi. Sen dedi yeni geldin dedi. Ama dedi akşam izle dedi. İyi tamam. Abi kış bahçesi var Fener Samandıra'da. Oturuyoruz böyle. Şimdi herkes böyle kuzu gibi dizildi. Herkes böyle şey gibi duruyor. Aziz Yıldırım geldi topuz bana böyle yaptı. Bak dedi kolundan dedi saati çıkartırsa bil ki dedi sıkıntı var dedi. Ne diyorsun ya dedim. Bak dedi gör. Abi ben böyle izliyorum. İşte konuşuyor. Herkese sallıyor. Alex'e sallıyor. David'e çok salladı. İşte ona sallıyor. Buna sallıyor. Futbolcular sallamaya başladı. Böyle yaptı. Saati çıkardı. Eyvah. Eyvah dedim böyle. Elimde çay bardağı var. David'e bilmiyorum nedenini. Bir şeyden çok sinirlenmiş David'e. Ama nasıl konuşuyor David'le? Sen diyor bu takımın işçisisin diyor. Sen bu takım diyor sana diyor para veriyor diyor. Takım çağırında diyor geleceksin diyor. Elinde çay var fırlatacak. Bak böyle durdu. Sonra durdu. Böyle yapsın. Neyse dedi ya dedi. Her şeyi dedi unutun dedi.
Yarın dedi Antep'le oynuyorsunuz dedi. Çıkın dedi kazanın dedi. Şu kadar dedi prim size dedi. Abi bir anda parlayan adam bir anda normal haline büründü. Ama herkes tabii böyle. Ya adamın öyle bir enerji şeyi var ki. Ne oldu? 1-0 yendik. Ha yendiniz. Ondan sonra 8'e 8 yaptık. 8'e 8 yaptınız. Aziz Silin. Aziz Silin. Vay arasını ya. Ama yani devre arası o içeri girmeler Aziz Başkan'ın. Ne yapıyordun mesela girip? Abi ne yapmıyordu ki? Yani futbol ama futbolcu şunu biliyordu. Başkan hiçbir zaman kişiye odaklanmıyordu. Büyük Fenerbahçe aşığı. Onun için Fenerbahçe her şey. Fenerbahçe için cezaevine girdi adam ya. Fenerbahçe'nin o hali düştüğünü gördüğü zaman deliriyor adam. E işte Trabzonspor'a yenemedik şampiyonluk maçında. Böyle yaptı ya dedi. Trabzonspor ne yapsın dedi ya dedi. Hakem ne yapsın dedi ya. Siz dedi beceriksiniz. Siz dedi atamıyorsunuz dedi ya dedi gol dedi. Hakem mi atacak dedi. Trabzonspor kendi kalesine mi? Siz atacaksınız dedi. O şampiyonluk maçıyla alakalı mı? Şampiyonluk maçıyla alakalı. Bursa'nın şampiyon olduğu sene. Ama hakikaten ya o maçta girmedi da. Girmedi abi o topta girmedi. Ben vurdum girmedi. Alex vurdu. Ya düşün takımdaki en az stres yapacak adam. Alex o bile stres yaptı ya. Ya profesör stres yaptı düşün ya. Ya Trabzonspor da çok iyi oynamadı o gün. Trabzonspor hani zaten bir hedefi yoktu. Yani kupayı aldı, Türkiye Kupası'nı aldı. Onlara da yenildik. Aziz Başkan yine Türkiye Kupası oynuyoruz. İşte final Urfa'da. Engin Baytar'ın şov yaptığı maç. Engin içimizden geçti bizim zaten tek başına. 3-0 3 biz 1-0 öne geçtik bir de 3-1 evet. Yenildik. Böyle yaptı. Prim dedi 1.999 2 milyon dedi. Ama dedi siz dedi 2 milyon dedi olunca da alamıyorsunuz dedi. 1.999 dedi. Sonra ya işte yaşadığım için adamı birebir hani şuradan ne anlatsam aslında hani anlatamam yani. Öyle bir adamdı. Fenerbahçe için yani büyük bir şeydi. Bence profildi. Fenerbahçe için büyük profildi. O şampiyonluk maçı nasıl anlatırsın Trabzonspor maçı? Burak Yılmaz içeri çıkarmak istedi. Kaval kemiğine çarptı. Uzak yani, kaleye inanılmaz, vurdum diyor sonra. Yani, inanılmaz bir gol oldu. Yani herkes Fenerbahçe şampiyon olacak diye beklerken bir anda bu abi, dakika 85. Yok 90. Tabii 90. Sende var mı heyecan? Ben orada maça nasıl girdim biliyor musun? Dakika 75 falan. 80. Şimdi Trabzonspor'a bütün oradan gelmiş. Hepsini tanıyorum falan. Herkes diyor ki ya diyor Gökhan'ı oynatın. Yok abi beni oyuna alan yok. O Doğan mı almıyor? Andralini seviyormuş Doğan. Andralini olsun. Lan maç gidiyor, şampiyonluk gidiyor. Semih'i de atmıyor, beni de atmıyor oyuna. Guiza var sadece. Sonra Guiza zaten golü attı. 1-0 öne geçtik. Dedim ki şampiyon olduk dedim biz. Yani 1-0 öne geçtik ya Trabzonspor gelmez dedim. Zaten Trabzonspor'un sadece o Burak'ın vurduğu var. Başka bir şey yok. Evet. Hani şutu yok. Ondan sonra işte Burak orta yaptı, gol oldu falan 1-1. İkinci yarı başladı ama biz nasıl gidiyoruz? Oradan direkten dönüyor, Onur çıkartıyor, Giray'ın ayağına çarpıyor, Egemen'in kafasına çarpıyor. Yani girecek toplar girmiyor top bir türlü. Onur, Giray ve Egemen de direniyor ama. Direniyorlar yani. Onlar inanılmaz direniyor. Yani Çanakkale'ye savunur gibi savunuyorlar. İkinci yarı başladı. İşte Dağım'a, o zaman Dağım'ın yardımcısı vardı. Diyor ki Gökhan'ı oynatalım. Gökhan yok dur diyor. Da Gökhan'ı oynatalım. Yok dur falan bilmem ne. Dakika 75 falan oldu. Bizim Selçuk Şahin aldı şey kağıdını. Değiştirme kağıdını. Yazdı benim ismimi. Dedi Gökhan dedi hadi. Sen şaka yapıyorsun. Öyle girdim ben maça. Ha Dağım almadı. Selçuk Şahin aldı seni oyuna. Selçuk Şahin o zaman işte bir tane daha biri vardı. İsmini unuttum şimdi. O öyle girdik oyuna. Dağım şaşırdı mı sen girince? Yok. Tamam diyor girsin diyor. Ya inanılmaz bir olay bu ya. Ya çok abi, şimdi ya. Şampiyon olacaksın. Şampiyon olacaksın. Ve gole ihtiyacın var. Sen golcü oyunu atmıyorsun. Ya mükemmel ya. Ya gerçi o da işe yaramadı. Ya bir kere sen Semih'i aldı mı? Yok Semih'i almadı oyunu. Semih almadı. Almadı yani tam hatırlamam ama almadı diye. Semih'te tam karambol santrafor mesela. Yani, 10 da atsa. Bak beni de alsa Semih de alsa zaten kimse bir şey demeyecek. Ya ikimiz de mi? Tabii. 3 tane al çıkar defa zaten Trabzonspor gelmiyor. Gol bulmak için ne yaparsın? Golü bul ondan sonra çekil geriye zaten öyle bitecek maç. Tabii. Yok abi girmedi. Sonra maç bitti. Aziz Başkan soyunmasına geldi. Daha onun öncesi var. Ha anons mu? Anons zaten anons nasıl yaptılar o muamma. Maç bitti şampiyon olduk diye herkes seviniyor. Bizim Vedersonu havaya atıyor taraftar. Sahaya girdi taraftar. Havaya atıyor falan bilmem ne. Abi havadayken şampiyon olmadığımızı biliyorum. Havadayken yine bırakıyorlar Vedersonu. Onur benim. Onur Kıvrak yanıma geliyor. Abi diyor hadi diyor şampiyon oldunuz diyor. Onun dedim
içinden sevinmek gelmiyor. Bir şey var diyorum, tamam mı? Ya çünkü ya. O Kadıköy'den içeri girerken, stat'tan içeri girerken sağda televizyon var. Televizyona bir baktım. Maç 2-1. Bursa 2-1 önde. Eyvah dedim. Biz dedim ne yapacağız? 2 saat zaten stat'tan çıkamadık biz. Çıkamadık. Kadıköy yandı. Benzinlikler evet. Falan, arabalar ters döndü. Evet. Aziz Yıldırım nasıl giderseniz gidin diyor. Öyle mi? Tabii. Nasıl giderseniz gidin diyor. Nasıl giderseniz gidin diyor. Biz Çevik Kuvvet arabalarıyla bize şey evlere servis yapıyorlar. O da bir de evlere diyor. Yolun ortasında bırakıyorlar. Aziz Yıldırım nasıl giderseniz gidin demiş. Ya çok iyi ya. Yolun ortasında bırakıyorlar bizi. Ya mükemmel ya. Güzel günlerdi ya. Ya çok iyi ya. Ya harika. Alex de Souza. Alex. Çok iyi futbolcuydu ya. Bir gün antrenmandayız. Şimdi Alex yetenek. Senin düşündüğünü 3 saniye önce düşünmüş zaten. Yani çözüm bulamıyorsun. Antrenmandayız abi. İşte birine 5 attı. Beşik attı. Dedim nasıl beşik yiyor lan bunlar falan. Ya ben beşi yiye, yani atacağını bile bile beşik yedim. Yedin ya. Değil mi? Ya bak böyle o kadar temiz oyuncuydu ki anlatamam. Bana da mesela Engin Baytar'la oluyor bazen halı saha maçında. Biliyorum salacak tek o salma pozisyonu kapatıyorsun abi. Geçiyor. Daracık yerden sokuyor abi. Bir de bacaklar da uzun ya. Ya Alex bambaşkaydı ya. Ya bir de Alex'in şeyi vardı. Bir ağırlığı vardı kaptan. Tam bir kaptandı. Hani herkes çok sevdi. Ben de mesela çok saygı duyardım. Antrenmandayız. Frikik atıyor. Dedim Alex ben de atabilir miyim? Dedi gel. Abi vuruyor 10 tane. 9'lu gol oluyor. Biri direkten dönüyor. Ben vuruyorum 10 tane. 9'lu dışarı gidiyor. Biri direkten dönüyor. Ama onunla vura benim yani onun vuruş şekliyle benim de yani şeyim düzelmişti. Geliştirdin. Çünkü ben kötü vurmuyordum frikiklerde. İyi vuruyordum. Ama onun vuruşuyla kıyasladım da tabii. Onu şey birlikte oynadığın en büyük futbolcu kim? Alex'ti. Karşılıklı oynadığın en büyük futbolcu kim? Yani Hacı'ya karşı da oynadım ben. Oynadım gençler tabii. Hatta bizi 4-0 yendiler. Bir tane şeyden vurdu. Uzaktan frikikten vurdu dedi. Sergen Yalçın'a karşı oynadım. Sergen abi de çok iyi futbolcuydu. Hoca diyeyim artık. Sergen hocam da çok iyi futbolcuydu. Yani milli takımlarda işte Drogba'ya karşı oynadık. İşte İspanya milli takımında oynadık karşımızda. Ramoslar bilmem ne. Xavi ile Iniesta'lar. Beni bir 3-1 ortaya aldılar İspanya'da. Öyle mi? Abi tek başımayım ona basıyorum ama kimse de yardıma gelmiyor. Biriniz gelin orada beni çeviriyorlar böyle. 2-0. Geldik orada. Bildiğin araya aldılar beni. Kedi fare yapıyorlar. Kedi fare oyunu yapıyorlar. Ya muazzam. Guiza. Guiza bence yani Türkiye'ye gelmiş iyi santroforlardan biri. Herkes çok şey yapsa da bence çok iyi santrofordu. Yani attığı goller kolay goller değildi. Hani o baskıya, o strese rağmen ki Guiza'nın çok arkadaşı yoktu Türkiye'de. Yani kulüp içinde de çok arkadaşı yoktu. Yani sevilmeyen bir tip değil, sevilen ama kendini yalnızlığa vurmuştu. Abi lafını kesin. Valencia 31-32 tane gol atmış. 6-7 tane asist yapmış. Halen eleştiriyor evet. Ya abi. Yani ben şu an en formda adamım. Ya Fenerbahçe'de santrafor olmak çok zor. Çok ya. Zor. Abi çok zor. Çok zor yani. Bir de Guiza şöyle kendi. Mesela ben çok gamsızdım. Ben çok umursamazdım. Mesela Trabzonspor'da oynarken de gol kaçırdım, şey yaparlar ama ben kendim hiçbir zaman böyle yerden yere vurmazdım. Çünkü hep şeyi düşünürdüm. Lan bunu kaçırdım. Bir tane daha gelecek. Onu atarım derdim kendime. Ama mesela Trabzon'da şey vardı. 2 tane attın ya, 3'ünü iyi atmadın derler. Evet. Trabzonspor öyle bir camiaydı. Çünkü biz Eskişehir'e yendik 2-1 içeride 2 tane gol atmışım. 3.'yü gol attıracağım, yattı araya pas verdim, boş kaleye atamadı. Boş kaleye atamadı. Oradan geçen bir şey, maçtan sonra yemek yiyorum, geldi yanıma. Aa dedi 3. golü niye atmadın? Lan 2 tane atmışım zaten, 2-1 yenmişiz yani. Çok yaşa. Hep beraber. Yani enteresan, Trabzonspor'u 5-0 yansan, yani dağımında gel şöyle bas toplası var. Fenerbahçe'de 2 sene üstte şampiyon oluyor. Alman bir gazeteci geliyor diyor ki, 2 sene üstte şampiyonsun, 3. şampiyonluğa gidiyorsun. Farklı kazanıyorsun maçları ama eleştiriliyorsun. O da şey diyor, önce kazanmanızı isterler, kazanırsın. Farklı kazanmanızı isterler, farklı kazanırsın. Şampiyon olmanızı isterler, şampiyon olsun. Sonra da şampiyon ol, farklı kazanır, başarılar kazanır. Bir de gollerin estetik, evet. İşte röveşata vesaire öyle atılmasını isterler. Fenerbahçe dediğim gibi çok zor. Taraftar da çok zor bir camia. Kendi de çok zor bir camia. Yani orada barınabilmek zor. Semih Şentürk. Semih iyi golcüydü. Yani aramız da çok iyiydi. Aslında bana çok gittiğim zaman da çok destek de oldu. Ama dediğim gibi çok fazla vakit geçiremedik. Yani Semih'le mesela ben hala görüşürüm. Kardeşim gibidir. Ama Fenerbahçe camiasındayken mesela çok fazla vakit geçiremedik. Emre Belezoğlu. Emre ya. Emre
Fener'deyken benim oynamamı çok istiyordu. Hatta bana şey demişti, oğlum git konuş Aykut Hoca'yla. Ya, bu takımın en iyi santrafor sensin derdi bana hep. Ondan sonra benim oynamamdan yana diye. Ben de bir gün onu dinledim. Tamam dedim, konuşacağım dedim. Gittim Aykut Hoca'yla konuşmaya. Hocam dedim hani, konuştuk. Ne oldu falan bilmem ne. Abi beni kadroya alan adam 2 hafta kadroya almadı. 3 hafta kadroya almadı. Almadı. Fatih Terim. Mini takım. Şimdi benim kariyerimden, futbolculuk kariyerimde ilk başta Ertuğrul Sağlam, işte Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam'ı yazarım. Ama Fatih Hoca'nın şöyle bir ayrı yeri var bende. Beni ilk milli takıma alan hocamdır. Ve inanılmaz bana sahip çıkan ve destek veren bir adamdı. Hani kulüp bazında çalışamadım. Belki kulüp bazında çalışsaydım onunla, dediğim gibi kariyerim daha da farklı olabilirdi. Olurdu. Çünkü Fatih Terim ciddi anlamda sevdiği şeyi, hatta o da benim Galatasaray'a gelmemi çok istedi. Hatta onunla ilgili şöyle bir anım var. Uçaktan indim ben, milli takım kampına gideceğim. Atatürk Havalimanı'na indim. Kapıda bir VIP bekliyor beni. Paldur küldür beni VIP'ye soktular. İşte Galatasaray, Adnan Polat'la Adnan Sezgin'in şeyine gittim. Evine gittim. Adnan Polat'ın evi de ya Sezgin, tam hatırlamıyorum onu. İşte orada konuştuk tekrar şey falan. Sonra ben otele geçtim. Otele girdim tabii. Şimdi milli takımda saat 11'de önce otele girmek zorundasın kampa. Yani 11'de herkes gel. Ben saat 1'de falan gittim. Tabii ben girer girmez haberi gitti. Gökhan geldi diye. Neyse. Tabii odanın telefonu çaldı. Böyle yaptı. Şükrü abi aradı. Gökhan dedi, Fatih Hoca seni dedi odasına bekliyor dedi. Sandın eyvah. Dedim abi geliyorum. Bir şey gelecek başıma yani. Ondan sonra gittim odasına. Sen dedi neredesin dedi. Saat dedi kaçta giriyorsun? 11'de girişte. Hocam dedim ya. Senin dedim haberin yok mu dedim. İşte Adnan Polat'ın evine gittim falan. Nasıl dedi Adnan Polat'ın evine gittin dedi. Benim dedi haberim yok dedi. Dedim sana söylediler, öyle dediler bana. İşte biz Fatih Hoca'dan izin aldık. Ondan sonra hani sıkıntı yok. Konuştuktan sonra götüreceğim. Kim söyledi sana bunu? Adnan Polat. Sen dedi onların evinden mi geliyorsun dedi. Evet hocam, anlaştın mı dedi. Yok dedim hocam. Yani ben anlaştım da hocam dedim. Başka yani kulüp biliyorsun Kayseri Spor dedim. Verirse dedim anlaşacağız. İyi tamam git dedi. Ben dedi Adnan Polat arar dedi. Onu dedi şey yaparım dedi. Azarlarım dedi. Yani şey tabii bak, Galatasaray olduğu için Fener Beşiktaş olursa. O an bavulu toplayıp ben gitmiştim. Ya Fatih Hoca çok babacan bir adamdı. Ki bence futbolcu üzerindeki etkisi de bu yüzden biraz da. Yunanistan maçı. Tarihi Yunanistan maçı. 4 tane attınız orada. Vurduğunuz gol oldu. Vurduğumuz gol oldu. Ya aslında vurdum. İyi de kötü oynamadık aslında. İyi oynadık ama şeyde mesela ben vurdum. Aslında çok iyi bir vuruş da yapmadım. Yani o ara ayağım kaydı falan ama kalecinin de ayağı kaydı. Evet. Ama uzaktan vurdum sonuçta. Güzel gol oldu. 4-1. Adamlar şaşırdı zaten. Ne ara 4-1. 1-0 öne geçtik. 1-1 yaptık. Bir anda 3 tane gol attık biz. Tabii. Yani onların bir de onların o gün Tümer'in attığı gol, senin attığın gol, Gökdeniz'in attığı gol. Yunanistan'ın bir şey günüymüş. Kurtuluş günü evet. Diyorlar bir şey. Yani o gün yendik biz adamları. Tabii. İkinci maçta şeyde tabii Türkiye'de 1-0 yenildik. Tabii Fatih Hoca gene beni oynatıyor. Bana bir top pas verdiler. Ben de ceza sahası üstünden düzelttim. Vurdum. Ama top kale yerine dağlara taşlara gitti. Fatih Hoca böyle yaptı. Sanki dedi Kayseri dedi Malatya maçı oynuyor Zidane zaten dedi. Şeyde 60'tan vuruyor diyor. Yani ince esprileri çok iyi yani, Fatih Hoca'nın. Yani. Halen öyle. Mehmet Topuz ne yapıyor? Mehmet Topuz Kayseri'de aile yaşantısına devam ediyor. Var mı? Çok anım vardı Mehmet Topuz'a. Yani çok gol attırıyordu sana. Mehmet'le biz saha içinde çok iyi anlaşıyorduk. Allah var. Yani şimdi saha içinde biz ayrıldık. İkiz gibiydik. Yani çünkü benim ne hissettiğimi, ben onun ne hissettiğini, topu aldıktan sonra ne hissettiğini biliyordum. Yani ben koşuyu göstermeden topunu atacağını bilirdim. Ki öyle çok golümüz var bizim. Ama saha dışında çok hani futbol döneminde çünkü onun kendi çevresi vardı, benim kendi çevremde çok fazla vakit geçirmezdik. Mesela futbol bittikten sonra ben Kayseri'ye işte hoca olarak gittiğimde daha çok vakit geçirmeye başladık Mehmet'le. Tabii o da kendi yolunu çizer. O çünkü aileden dolayı biraz sıkıntı. Annesi işte rahatsızlandı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadı çünkü futbolu erken bıraktı o. Kayseri Spor'a geri dönmek istedi. O zamanki başkan, ismini unuttum şimdi. Biz dedi eski futbolcu almıyoruz dedi. Ona da yaptı, bana da yaptı. Allah. Tabii ben mesela Kayseri Spor'u futbolu bırakmak istiyordum. Aradım. Ben dedim orada bırakmak istiyorum. Ya biz dedi eski futbolcu almıyoruz dedi. Ama o ara zaten kulübü bayağı bir yormuşlar yani. Yormuşlar. Başkanlar. Ya Topuz şu an Kayseri'de aile yaşantısıyla devam ediyor. Ama hocalık kurslarına gittiğini duydum. Lugano. Ya Lugano bu kadar tekniği kötü olup da
bu kadar çok gol atan başka stoper görmedim ben. Yani inanılmaz bir gücü vardı. Hatta bir gün antrenmana girdi, ağırlık antrenmanı. Fitness çalışıyordu işte. Salona girdik falan. Ben de Lugano'dan sonra giriyorum hep işte. Lugano önümde, Lugano yapıyor, sonra ben giriyorum. Ben de hiç kiloya dikkat etmedim. Lugano ama nasıl yapıyor biliyor musun? Arkada aletler var. Aletleri en dibine koyuyor. Bir de üstüne birkaç tane daha ekliyor. Hani çünkü gücüyle oynayan biriydi. Abi Lugano yaptı kalktı, ben oturdum. Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Ben ne oluyor diyorum. Ya bir baktım en dipte üstte de 3 tane var. Lugano dedim ne yapıyorsun sen dedim ya. Hani dedim, makineyi mi kıracaksın? Oyuncuyu mu kıracaksın? Bir gün idmanda bana bir tekme attı, paranı da attım havada. Antrenmanda ben buna 5'lik attım. Bir attım, bir şey deme tabii. İki attım, bir şey deme. Üçüncü de artık dedi ki sen dedi. Sen bir gel bakayım dedi. Bana bir vurdu. Ben havada paranda atıyordum. Sen bir gel dedi. Ya iyi stoperdi. Hani Alex atıyorlar mı? Yak, değil mi Alex? Alex dokunulmazdı. Dokunulmaz. Alex ama mesela Alex'e vursak da hiçbir şey demezdi. Hani bilerek yapılan bir şey değilse, hani pozisyon icabıysa ağzını açmazdı. Ağzını açmazdı. Gökhan Gönül. Gökhan bence Avrupa'nın her takımında oynayacak bir sağ bekti. Yani o atletik performansıyla, o dayanıklılığıyla kendi istemedi bence. Yani kendi Fenerbahçe'de kalmak istedi. Tabii Fener'den sonra Beşiktaş'a gitti. Beşiktaş'tan sonra Fener'e tekrar dönecek de olmadı. Ama bence Avrupa'da her takımda oynardı. Trabzonsporlu Antep hikayesi. Notumu almışım. Onu açıklayayım mı açıklamayayım mı kararsızım. Burada malzemeciyi yakacağım biraz da. Malzemeci bıraktı zaten biliyorsun. Vallahi bıraktı mı bilmiyorum ama güzel bir anıydı. Yani olabilir, umutkanlıklar olabilir. Maça gittik. Antep Spor'la oynayacağız işte Gaziantep'le. O sene de biz iyi gidiyoruz. Hani ya lideriz ya ikinciyiz. Sivas'la çekişiyoruz. O zaman Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş piyasada yoktu. Maça gittik abi. Soyunma odasındayız. Malzemeci yanıma geldi. Gökhan dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi kimseye söyleme dedi. Ne oldu abi dedim. Şey yok dedi. Ayakkabılar yok dedi. Hangi ayakkabılar yok abi diyorum. Kramponlar yok. Dedim ne diyorsun abi dedim. Ne kramp? Ne giyeceğiz dedim maçta. Dur dedi. Ben dedi halledeceğim dedi. Abi bir ayakkabı geldi 44 numara. Sen kaç giyiyorsun? 42,5. Ya 44 numara geldi ya 45 numara geldi. Ya 2,5 santim daha büyük. Büyük ayakkabıyla maç. Şey mi ya pamuk mu koydun arkasına? Ya abi 3 konuş mu işte. 2 tane çorap giydim şey altına tekrar şeyi soktuk. Yok ayakkabı yok. Yok. Bulduğunu getirdiler. Bulduklarını getirdiler. Kaç kişinin? 8 kişi. 8 kişi unutmuş. İlk 11'den 8 kişi. İlk 11 oyun ilk yok. İlk 11'den 4 veya 5 kişinin yoktu. 5 kişi yoktu. Ne oldu maç? 3-1 yenildik. Peki sen nasıl oynadın? Valla golü ben attım o gene golü. Golü sen attın. Golü ben attım. Ama etkilendiniz ama değil mi? Abi topa vuramıyorsun. Şimdi senin oynadığın bir ayak numarası var. Bir ayakkabın var. Şimdi topa vururken ayağın hep şeye takılır mı? Ben bir vuruyorum ayağım çime takılıyor. Bir vuruyorum çime. Ayakkabı büyük. Peki bu basına çıktı mı bu haber? Yok. Ya kimse duymadı. Kimseye söylemedik. Biz zaten söylenecekti bir şey olabilir dedik. Hani Hüseyin abi de çok rica ettiydi Hüseyin Çimşir. Rica ettiydi bize. Abi iyi kurtarmışlar malzemeciyi. Bak, malzemeciyi çok seviyorduk. Malzemeciyi kurtarmışlar abi. Çok seviyorduk. Kim? Hoca kim? Ersun Hoca'ydı. Ersun Hoca bir şey demedi mi? Yok. Onun da haberi olduğunu düşünmüyorum zaten. Zannetmiyorum. Ha, o da şu anda bizden duymuş olabilir. Şu an o da ya biz o maçta niye bu kadar kötü oynamıştın cevabını almış olabilir şu anda. O maçı hatta yanlış hatırlamıyorum. Hiç yenilmeden falan gidiyorduk. Yani bayağıdır 4-5 maç mı 5-6 maç mı yenilmeden gidiyorduk. Şaka gibi ya. İnanılmaz bir hikayeymiş. Ersun Hoca'yla anım var mı? Ersun Hoca'yla anım devre arası kampında Antalya'ya gittik. Selçuk ben hadi ne yapalım hani yılbaşı günü hoca dedi izin verdi. Yılbaşından bir gün sonra da biz maç oynayacağız hazırlık maçı. Ama o gün şey yapmadı. Gidin dedi hani kafanızı biraz boşalt falan. İyi tamam dedik biz de. Selçuk'la ben hani Selçuk Antalya'yı bildiği için Burak'tan dolayı. Abi dedi gel dedi bir gece kulübü var dedi oraya gidelim dedi. Yani dedi otururuz dedi. Biraz dedi takılır dedi geliriz. İyi tamam. Gittik abi neyse bir 2-3'e kadar falan durduk. Sonra haber yaptılar işte Gökhan'la Selçuk barda takılıyor falan bilmem ne. De, olabilir hani gittik kafam yani kamptayız çünkü 15-20 gündür. Ondan sonra tabii haberler manşet oldu. Ersun Hoca beni çağırdı. Dedim ki herhalde dedim bu bara yani bara gittiler diye haber yaptılar diye kızacak dedim ben. Hocam dedim ya dedim kusura bakma dedim böyle. Dedim ne haberi falan bilmem dedim böyle. Oğlum dedi bana ne dedi ya. Futbolcu dedi gidecek tabii dedi ya. Futbolcu dedi keyif alacak dedi. İstediği ortama gidecek dedi. Ben bir şok. Şaşırdım yani öyle tepki vermesini. Çünkü başka hocalar. Tabii. Biliyorum çünkü yaşadım onları da. Hiç şey yapmadı biliyor musun? Kızmadı. Oğlum dedi gideceksin dedi. En iyisini giyeceksin. En iyisine bineceksin. Hep böyleydi.
Benim işim antrenmanda. İki saatini bana antrenmanda ver. Ne yapıyorsan maçlı yap derdi. Performansını göster. Ne yapıyorsan yap derdi. Yapıyorsa çünkü şeydi, onun şey hep aynıydı. İki saat bana antrenmanda kendinizi verin. Sonrası beni ilgilendirmez derdi. Yattara. Yattara'yı açıklamakla bitmez ki ya. Ya değil mi? Ya inanılmaz bir adam ya. Ya bu kadar komik olup da yani bu kadar da hem yetenekli, çok yetenekliydi ya. Yani benim mesela hani oynadığım yetenekli futbolcuların içinde ilk ona girer. Çünkü yürüyerek adam geçerdi. Hani Fatih Tekke 2 sene üstü mü? Yani gol kralı yapan belki odur. Tabii. Ama inanılmaz bir aile yaşantısı vardı ya. Bir gün tesisteyiz. Yattara bir baktım arabanın içinde. Ama daha onu, eşini görmüyorum ben. Ne yapıyorsun sen burada dedim. Eşim geldi dedi. Dedim gelsin. Yok dedi. Çıkmam ben diyor. Ha, korkudan arabaya kilitlemiş kendine. Kilitlemiş arabaya kendini. Oğlum manyak mısın, çıksana diyor. Eşi tesiste basıyor bana. Eşi geliyor. Eşi her yerde basıyor abi. Her yerde basıyor. Çünkü yakalanıyor devamlı. Çünkü seviyordu o hayatı. Devamlı bir yerde yakalanıyordu. Zaten dedi ya, bir gün bıçaklamaya kalkmış. Karakolun kolları ya. Karakolun kolları. Bir gün yakmaya çalışmış. Bir gün kalktım diyor, peçeteleri koymuş, çakmakla yakıyor. Bir gün bıçakladı beni diyor. Abi, bıçak izi var orada. PlayStation atmış kafasına. Kafasına. PlayStation atmış. Çok komikti ya. Şenol Güneş. Şenol Hoca'yla çok çalışma fırsatım olmadı ama keşke yani daha uzun süreli çalışsam dediğim hocaların başında gelir. Şu Burak Yılmaz'ı Burak Yılmaz yapan Burak Şenol Güneş. Burak Yılmaz ki Cenk yapan. Yani Gomez yapan. Yani ki bende de etkisi olacağını biliyordum. Hatta benim orada ben Trabzonspor'da o ara ayrılmayı düşünüyorum. Hani bir tane hoca geldi. Ersun Hoca'dan sonra bir hoca geldi. Hugo Bros diye. Adamla biz tanışırken zaten böyle tanıştık. Selçuk'la ikimiz. Ha, yüzümüze bakmadı. Daha ilk tanışma şeyimiz. Selçuk bana bakıyor, ben Selçuk'a bakıyorum falan bilmem ne. Bilmiyoruz. Sonra tabii iyi başlamadık zaten söz ona da. Öyle şey gitti, kötü gitti. Sonra Şenol Hoca geldi. Bizi kadroşu bırakmışlardı. Beni, Engin'i, Egemen'i, Sonku, Tony Silva'yı kadroşu bıraktılar. 5 kişiyi. Ondan sonra bir hafta sonra şey geldi zaten. Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca ile oturduk, konuştuk falan. Tabii Şenol Hoca bana anlatıyor. Tam ben bir şey söyleyeceğim. İşte var mı sıkıntı? Tam diyor, konuşuruz falan diyor. Beni gönderiyor. Beni çağırıyor. Anlatıyor. Tam diyor bir şey söyleyeceğim ben. Tam diyor, konuşuruz diyor. Gönderiyor beni. Ya hiçbir şey söyleyemiyorum. En son ama bir gün yakaladım. Dedim hocam dedim, hani bir de dedim ben anlatayım dedim ya. Bir de ben söyleyeyim. Ne oldu? Ne söyleyeceksin dedi. Dedim işte oğlum dedi, ben dedi hepsini hallederim dedi. Sen dedi kafana takma. Sen dedi 4 hafta dedi dişini sık. Seni dedi şimdi dedi oynatmayacağım dedi. Hani fizik olarak çok şey. Ben seni dedi 18 yaşından beri takip ediyorum. Ben seni dedi Trabzonspor'a almak isterim dedi. Vermediler. Asaç'ta oynuyordun hatta dedi. O zamandan beri biliyormuş beni. Ben dedi seni dedi almak isterim, o zaman vermediler dedi. Sen dedi 4 hafta devre arasına kadar bir sabret dedi. Ben seni 20-25 dakika oynatacağım dedi. Sonra devre arasından sonra zaten dedi vurur gidersin dedi. Bu kadar net konuşuyordu ama. Tamam hocam dedi. Tabii benim fizik gücüm de o zaman iyi değil. Çünkü zehirlendim, hastalandım falan bilmem ne. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştım o dönem. Devre arası başladık abi. Tabii bana söyle diyor. Ben idmanlar, antrenmanlar derken ben tekrar eski durumuma geldim. İyi duruma geldim. Ankara gücüyle kupa maçı oynayacağız. Hatta Selçuk hep şey der Selçuk İnan. Abi yüzün, yani senin yüzün gülsün de Şenol Hoca'nın da yüzü gülsün derdi. Çünkü ben gülünce Şenol Hoca da gülüyordu. Tamam. Hani şeydi. Ondan sonra Ankara gücüyle kupa maçı oynayacağız. Haber geldi. Gökhan'ı oynatmayın diye. Gökhan'ı oynatmayın diye başkan aradı. Fener'e vermişler işte. Ha, Fenerbahçe'ye vermişler. Orada, belki vermeseler sen Trabzonspor'da zirveye ben çıkacaksın. Ben o sene tekrar Trabzon'da bir çıkış yapardım. Belki ondan sonra da artık dediğim gibi kariyerimi daha iyi şekillendirebilirdim. Doğru. Cristian Boroni Fenerbahçe'de beraber oynadınız. Onda bir Ronaldo anımı var. Valla bir gün ben Brezilyalı Ronaldo'nun, gerçek Ronaldo'nun videolarını izliyorum. Maça çıkarken çok izlerdim. Bir gün gördü beni izlerken dedi ne yapayım ben dedim çok seviyorum hani Ronaldo'yu falan dedi sana dedi formasını getirir mi dedi. Ben de tabii imkan vermiyorum dedim getir olur. İmzalı formasını getirdi bana. Getirdi. Yani ben severdim Baroni, hem karakter olarak düzgün hem de futbolculuk anlamında iyi. Tolga Zengin. Ya Tolga ile çok böyle şey anımız yok da hani futbol anlamında. Onunla biz bir gün Trabzonspor'da oynarken Bolu'da kamptayız Ersun Hoca zamanı. Ben de Ankara'ya gideceğim ailemin yanına. Kamp bitti. Dedi ki seni dedi ben bırakayım dedi. Ben dedi arabayla geçeceğim Trabzon'a dedi. İyi tamam dedim. Abi otobüsle gitsem daha çabuk giderdim ya. Onun bir tane o zaman bir arabası vardı beyaz.
Arabayla bir türlü gidemiyoruz biz. Hızlanıyoruz, yavaşlıyoruz. Hızlanıyoruz, yavaşlıyoruz. Ya dedim Tolga böyle dedim, içim dışıma çıktı. Zaten ondan sonra sanayiye girdi. Arabayı sanayiye bıraktı. O da kendi uçakla gitti. Yani çok iyiymiş ya. Son 2-3 soruya geliyoruz. Yavaş yavaş. Onur Kıvrak. Bir uçak anınız var herhalde. Onur uçağa binmeye gitken çok korkardı. Bir gün İstanbul'a, zorla İstanbul'a götürdü onu. Gel dedim hani değişiklik olsun. Çünkü çıkmıyor Trabzon'dan. Dedim gel değişiklik olsun falan bilmem ne. Abi meğersem uçak korkusu varmış. Ondan bilmiyormuş. Uçağa bindik, ben dedim ki oğlum dedim uçak kalktı ama uçak çok sallıyor. Abi dedi niye bu kadar sallıyor falan yaptı böyle. Dedim ki bagaj kapağı açılmış ondan. Hostesler dedim şey yaptı çaktı mı. Vallahi mı abi diyor. O ara bir iki tane vurdu. Ha yapıştırdı. Yapıştırdı. Vallahi. Biraz rahatladı. Evet, rahatladı. Ama ondan sonra indik. Burak Yılmaz. Ya Burak'la ben aynı takımda oynamadım. Bir o geldi sen gittin değil mi? Ben geldim. Tabii ben Fenerbahçe'ye gittim. O Trabzonspor'a geldi takas olarak. Ondan sonra peki böyle bir çıkış bekliyor muydun ondan böyle bir ya Burak şöyle Burak yetenekliydi hani Beşiktaş'ta oynarken de hani Burak da tabii aynı takımda oynamadım ama çok vakit geçirdim hani sevdiğim bir kardeşimdi. Burak'ın yeteneği belliydi. Burak Trabzonspor'dan kendisini başka şekilde geliştirdi. Geliştirdi. Eğer o Trabzonspor şeyi olmasaydı Burak bu sene yani bu seviyelere gelemezdi. Tabii Şenol Güneş'in de büyük katkısı var. Onu santrafora evirdi ve randıman aldı. Engin Baytar. Engin ya. Engin benim kardeşim gibidir. Hani severim de. Bir Jaja hikayesi. Bir gün oturuyoruz böyle. İşte Şenol Güneş'ten açıldı konu. İşte Şenol Hoca'yla sıkıntı mı yaşadın? Ne oldu onu falan? Oğlum dedi yaşamadığım gün yoktu ki diyor. Bir gün diyor maça çıkacağız diyor. Ben de uyuyamadım diyor. Hani saat gece 2 falan diyor. Kapım çaldı diyor. Bir baktım Jaja diyor yanıma geldi diyor. Neyse oturduk işte bir şeyler içtik falan bilmem neden. Çay kahve içtik falan diyor. Ondan sonra işte sabah kahvaltıya geç yattığım için sabah diyor kahvaltıya kalkamadık diyor. Ondan sonra tabii. Jaja zaten alkolü su gibi içermiş. Tabii. Ondan sonra Şenol Hoca tabii sabah kahvaltıya kalkmadığımız diyor öğrendi diyor. Hiçbir şey demedi ama diyor. Maç başladı diyor. Jaja kötü oynuyor diyor 15 dakika diyor geçti diyor. Ama her kötü oynadığında diyor Şenol Hoca böyle bana bakıyor diyor. Soracağım hesabını der gibi diyor. Bir oldu, iki oldu. Ben de artık Jaja'ya dedim ki Jaja diyor hadi dedim diyor. Hadi yani falan yaptım böyle. Jaja abi diyor bir diyor aldı diyor sazı eline diyor. İki tane falan gol attı. 2-1 yendik falan dedi tamam mı? Tabii Jaja gol atıyor ben şöyle dönüyorum Şenol Hoca'ya bakıyorum böyle. Jaja gol atıyor asist yapıyor ben Şenol Hoca'ya bakıyorum böyle. Ertuğrul Hoca. Ertuğrul Hoca'nın yeri bende ayrıdır. Yani benim ilk gol krallığı yaşadığım hocamdır. Bana çok desteği de oldu. Antrenmanlar olsun, başka hani konular olsun. Yani onun sayesinde yani Gökhan Ünal olduysam hani Kayseri Spor bir de onun da etkisi çoktur. Stoper olacaktın az da Hikmet Karaman yani, sayesinde. Ertuğrul Hoca da işte bir ara Beşiktaş'ta stoper oynadı ya onun evet. Gibi bir şey olacaktı herhalde. Nasıl oldu? Ya Hikmet Hoca kendi işte dedi senden dedi iyi stoper olur dedi. Santrafor'sun, goller atıyorsun falan. Gol atıyorum, stoper oldu. Ya dedim, ne diyorsun hocam dedim. Ne stoperi? Ben dedim, santrafor'um dedim ya. Santrafor yok takım, şey stoper yok takımda. Allah Allah, sen stoper yapacak stoper yani. Stoper yapacak illa beni. İşte Ali Turan var, ondan sonra. Bir tane yabancı, Brebek diye biri vardı. Murat Duman var. Alper vardı herhalde. İkisi mi, üçü mü ne sakat. Maçta oynayacak adam yok herhalde. Böyle durdu, senden dedi iyi stoper olur dedi ya dedi. Eli de şöyle attı şeyin üstüne, öbeğin üstüne. Senden de iyi stoper olur dedi. Eller hep böyle onun tabii. Hareketleri var ya. Dedim hocam dedim ne stoperi dedim ya. Allah aşkına dedim bırak beni dedi. Allah'tan yani şey yapmadı. Döndürmedi. Yani, döndürmedi ama sen tabii hocam ne görev verirseniz oynarım desen patladın. Tabii geçmiş olsun. Tolay Kafkas. İyi hoca. Yok mu anın? Ya çok anım yok ya. Yok mu? Tonlayıcı yani Ankara gücünde başarılı. İnşallah öyle devam eder. Bu kadar. Bu kadar mı? Gökhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Güzel hikayeler vardı. Çok keyif aldım. Gerçekten çok güzel şeyleri konuştuk. Sana da bundan sonra yaşamında, kariyerinde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Hani konuşulacak daha çok şey artık hatırlamıyorum çünkü. Tabii hatırlamıyorsun. O anda spontane gelişebiliyor. Mesela Ivankov'u konuşmadık. Ivankov çok iyi kaleciydi. Penaltı atardı. Ivankov dünyada
ilk 4 kalecinin içerisinde penaltı konusunda. Ya 3 evet. ya 4. Yani bayağı ben böyle penaltı. Bir de sana kızar mıydı? Ya bana şey anlamında kızar. Senin bu Türkiye'de ne işin vardı? Yurt dışına gitsene falan çok derdi bana. Evet. Olmadı. O da güzel hikaye. Ya iyi kaleciydi. Çok teşekkür ederim. Sana da bundan sonraki yaşantında başarılar diliyorum Gökhan. Ben de. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. İyi ki geldin. Ben de iyi ki geldiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yakın tarihin en büyük golcülerinden Gökhan Ünal'la müthiş bir röportaj yaptık. Çok güzel anıları kendisinden dinledik. Şaşırdık, eğlendik, güldük. Umarız ki siz de bu röportajı çok beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. Gelecek hafta yeni programlarla, yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.